5. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi'ndeyiz. Finans odaklı bir zirve. Bu zirvenin konusu gayrimenkulde finansman modelleri, yeni finansman modelleri üzerine konuşuluyor. Ve yanımızda İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Aki var. Recep Bey, siz de biraz sonra bir konuşma yapacaksınız. Sizce gayrimenkulde bankaların, gayrimenkul finansmanında bankaların rolü nedir? Teşekkürler Aylin Hanım. Son görüşmemizden bu yana gayrimenkulde bankaların bakış açısı, finansman teknikleri kendi içinde birazcık evrimleşti. Farklı yollara doğru girdi. Bunlar eskiden de vardı ama daha organize hale geldi ve çeşidi arttı ve yeni kanallar açılmaya başlandı. İçinde bulunduğumuz özellikle yüksek faizlerin yüksek seyrettiği bu günlerde farklı seçeneklerle gayrimenkul sektöründe yer almak önem arz ediyor. Bugün benim konuşmamda da değinmek istediğim konu bankaların bu gayrimenkul finansmanındaki rolü bundan sonra nasıl bir şekil alacak, nasıl devam edecek? İş Bankası olarak biz bankaların rolünü 4 ana başlıkta görüyoruz açıkçası. Birincisi bildiğimiz nakit finansman sağlamak. Bu iki formatta oluyor. Bir tanesi proje finansmanı. Bu proje finansmanı arazinin satın alımından projenin tasarımına kadar ihtiyaç duyulan ve imalat aşamasında ihtiyaç duyulan tüm ticari finansman ihtiyaçlarını kapsadığı gibi firmanın bunun dışındaki ihtiyaçlarında bir paket, yani teminat ihtiyaçlarında tek bir paket içerisinde toplayan projenin değerlendirildiği ve münhasıran o projeye verilen finansman paketleri. Bizim daha çok ilgilendiğimiz tabii gayrimenkul finansmanında nakdi finansman deyince tüketicinin finansmanı, o da klasik olarak mortgage diye artık dilimize de yerleşmiş olan konut kredisi. Burada da bilinen klasik usullerle ve 10 yıla kadar ortalamada vadelerle gayrimenkul alıcılarını finanse ediyoruz. Ama bu fiyat, piyasadaki fiyatlara çok duyarlı bir sistem. Daha çok bu fiyatlar konuşuluyor ve talebine kadar etkilediği söyleniyor. Aslında bu gerçeği çok yansıtmıyor. Tüketici açısından baktığımızda bugün yüksek olduğunu düşündüğümüz seviyelerden bir konut kredisi satın alsa bile tüketiciler, biliyoruz ki piyasada, sektörde fiyatlar gevşediğinde bunlar yeniden refinanse edilip derhal daha düşük seviyedeki sektör piyasası fiyatlarına rahatlıkla gelebiliyor. Konut finansman yasası buna imkan veriyor. Dolayısıyla şu an için tüketicilerin tercih ettiği bir gayrimenkulleri bulmuş iseler, sadece konut kredisi için bu tercihlerinden vazgeçmemeleri, beklememeleri önem arz ediyor. Çünkü daha sonra gayrimenkulün fiyatını biliyoruz ki Türkiye'de son 5 yılda neredeyse ortalama %20 değer artıyor her yıl. Yani kredi oranları zaman içerisinde aynen revize gevşesi edilebiliyor. De konut fiyatları yılda %20 ortalamayla artıyor. Yani kredi oranları yüksek diye insanlar konut almaktan vazgeçmez. Aynen, aynen bunu söyleme veya yatırım tercihlerinden vazgeçmemeliler. Bunun dışında bankaların rolleri sadece nakit finansman değil, sistemin ayakta durmasını, imalatın garanti edilmesini sağlayan en önemli unsur teminat yapısı. Bugün teminat yapısı çeşitlendi. Bu tüketici koruma kanunuyla daha da derinleştirildi ve çeşitleri de burada belirtildi. Bugün konut bedellerini, peşin verilen bedellerin hak ediş hesabına konularak bankalar tarafından imalata uyumlu bir şekilde kontrollü müteahhitlere, geliştiricilere kullandırılmasını sağlayan hak ediş hesabı sistemleri vardı. Bina tamamlama sigortası çok kısa bir süre içinde piyasaya sunulmaya başlayacağını biliyoruz. Çalışan bizimle birlikte bu konuda şirketlerin olduğunu duyuyoruz. Konut kredileri kendi başına bağlı kredi konumunda. Dolayısıyla burada da bir garantörlük mekanizması söz konusu olacak. Yani sadece finansman değil, işin teminat yapısı da veriliyor. Bunun dışında bir üçüncü başlık olarak uçtan uca bütün alım satım sürecinin organizasyonu ve ana çözüm ortağı şeklinde çalışmaya başladılar. Bundan sonraki süreçte de tamamen bankaların rolü bu tarafa doğru evrilecek. Nedir burada bahsettiğim? Bankalar bugün
tüketicinin ihtiyacı olan nakit finansmandan, işin tamamlanması için gereken teminatları sağlayan, yapımı kontrol eden, gerekirse bürokratik işlemlerle de tüketici adına her türlü bürokratik süreci yürüten kurumlar haline geldiler. Örneğin kentsel dönüşüm. Bankalar ne yapıyor? Hak sahiplerine finansman sağlıyor. Müteahhitin işi yapımını garanti eden garantör limiti oluşturuyor. Hak sahibi adına bakanlıktan bütün faiz desteğinin sağlanması için bütün bürokrasiyi yürütüyor. Hak sahibine finansman sağlıyor. Müteahhite işin başından işin yapımını garanti eden finansmanı hak ediş usulüyle kullandırıyor. Tam bir süreç organizasyonu. Yani klasik finansman anlayışının çok dışında. Ve bunu da ilk defa İş Bankası. Evet, İş Bankası bunu ilk defa hayata geçirdi. Bu diğer bankalar da bunu takip edecek. Geçtikçe ve her yeni yapım işinde de süreç böyle devam edecek. Bu henüz tamamlanmamış, na tamam dediğimiz konut projelerinde de sistem buna benzer şekilde işliyor. Çok kısa süre sonra bir dördüncü şeyi de göreceğiz ki bu da dijital finansman ve dijital kanallar üzerinden tüm sürecin 7/24 tüketicilere 7/24 konut kredisi onayını verebilecek, süreci 7/24 başlatıp yürütebileceğiniz bir dijital deneyimi çok yakında artık bankalar getiriyor. İş Bankası da bu yönde epeydir bir hazırlığı var. Sadece ihtiyaç kredileri gibi artık 15 saniyede cebimizden aldığımız ihtiyacımız olduğunda krediler gibi konut kredileri de çok kısa, çok daha zahmetsiz. Konut kredileri her cebe, zaman, cebe geliyor mu diye? Konut kredileri süreci dijitalleşiyor diyelim. Cebe geliyor demek hani artık doğru tanımlamayacak. Kredi alınabiliyor. Dijitalleşecek. Dijitalleşecek. Dolayısıyla bu dört ana rol bankaları gayrimenkul sektörünün içerisinde çok farklı bir yere oturtuyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.